Sayısal analiz vize ve finalde çıkabilecek sorular 6. Bu videomuzda sayısal analiz dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx eşittir e üzeri x fonksiyonunun x eşit 0 noktasındaki en az kaçıncı derece Taylor polinomu için e üzeri 0,1'in yaklaşık değerine hesaplanmasında yaklaşık hata 10 üzeri eksi 6'dan küçük olur. Oldukça ilginç bir soru. Bizden kaçıncı derece Taylor polinomunda hatanın 10 üzeri eksi 6'dan küçük olmaya başladığı noktayı soruyor. En az kaçıncı derece Taylor polinomu? Şimdi bu şekildeki bir durumda Taylor polinomunun derece derece fonksiyonlarını çıkartıp onlarda oluşan hatayı 10 üzeri eksi 6 ile kıyaslayarak bakmak gerekir. Öncelikle Taylor polinomunun açılımını ve derece derece Taylor polinomlarını çıkartalım. Taylor polinomunda açılım formülümüz n sıfırdan sonsuza f n x sıfır burada n türevi göstermekte çarpı x eksi x sıfır üzeri n bölü n faktöriyeldir. Ki burada x0 noktamız sıfırdır. Açılımın gerçekleştirileceği nokta. Buradaki x0 yerlerine 0 yazarsak n sıfırdan sonsuza fn 0 çarpı buraya 0 koyarsak x üzeri n bölü n faktöriyele ulaşmış olur. Şimdi sıfırıncı derece Taylor polinomuyla açmaya başlayalım. N'i 0 verirsek sadece, sıfıra kadar devam edersek, sıfırıncı dereceden Taylor polinomunu elde edelim. Buraya sadece 0 koyuyoruz. Buraya 0 gelmesi demek, sıfırıncı türev fonksiyonun kendisi demektir. Herhangi bir türevin alınmadığı anlamına gelir. Buraya 0 koyarsak, gitti. Buraya 0 koyarsak x üzeri 0 birdir. 0 faktöriyel de birdir. F0 sıfırıncı derece Taylor polinomuna eşittir. Bunu hesaplayacağız. Devam edelim. Birinci derece Taylor polinomu. İşte nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz. En az kaçıncı derece Taylor polinomu için e üzeri 0 birin yaklaşık değerin hesaplanmasında yaklaşık hatanın 10 üzeri eksi 6'dan küçük olmasını soruyor. Birkaç tane ilerleyip birini deneyeceğim. Birinci derece Taylor polinomu n yerine 1'e kadar devam ederiz. Sıfırı koymuştuk. 1'i de koyarsak f'in türevinde 0 çarpı buraya 1 koyunca x buraya 1 gelince 1 faktöriyel 1'dir zaten. Birinci derece Taylor polinomu f0 artı f türev 0 x'tir. Devam edersek bu açılımı ikinci derece Taylor polinomu p2 x 2'ye kadar devam edeceğiz. İkinci türev 0 çarpı x kare bölü 2 faktöriyel oluyor. Yani f0 artı f türev 0 x artı f'in ikinci türevinde 0 x kare bölü 2. Üçüncü derece Taylor polinomunu da yazıp bir durup kıyaslama yapmakta fayda var. P3 x n3'e kadar devam edeceğiz. Yani şuradan devam edelim onu. Artı f'in üçüncü türevinde 0 çarpı x küp bölü 3 faktöriyel. Yani buradaki üçüncü derece Taylor polinomumuz f0 artı f türev 0 x artı f'in ikinci türevinde 0 x kare bölü 2 artı f'in üçüncü türevinde 0 x küp bölü 6 olacaktır. Şimdi burada durup
Bunları bir hesaplayalım. Üçüncü derece Taylor polinomundaki hataya bakalım. Eğer ki 10 üzeri eksi 6'dan büyük bir hata söz konusuysa devam edeceğim. Eğer 10 üzeri eksi 6'dan küçük bir hata ise buradaki hata, bir öncekindeki hatayı kıyaslayacağım. Çünkü en az kaçıncı derece Taylor polinomu diyor. Belki 10 üzeri eksi 6'dan küçük hata bir öncekinde de çıkmış olabilir. Bu şekilde birkaç tane ilerleyip bir durup denemekte fayda vardır. Şimdi bunların hesaplanmasını farklı renklerle yazalım karşısına. F0 biz fx fonksiyonunun Taylor açılımını yapıyoruz. Bunun türevlerini alacak olursak fx e üzeri x. Bunun türevleri de sürekli kendisine eşittir. E üzeri x türevi ve integrali kendisine eşit olan nadir fonksiyonlarımızdan birisidir. E üzeri x. Bu sürekli sonsuza kadar türevleri e üzeri x şeklinde giden bir fonksiyondur. Bunda götürüp 0 koyarsak e üzeri 0'dan 0. derece Taylor polinomumuz sadece 1'dir. 1. derece Taylor polinomumuz 0 koyduk 1 artı. Türevde 0 koyduk. E üzeri 0, 1. 1 artı x. 2. derece Taylor polinomumuz 1 artı x artı. 2. derece türevde 0 koyunca yine 1 ediyor. X kare bölü 2. 3. derece Taylor polinomu 1 artı x artı x kare bölü 2. 3. türevde 0 koyunca yine 1 ediyor. Artı x küp bölü 6'dır. Şimdi bakalım e üzeri 0 1'in yaklaşık değerinin hesaplanmasında yaklaşık hatanın 10 üzeri eksi 6'dan küçük olmasını istiyoruz. E üzeri 0 1'in gerçek değerini bulalım öncelikle. E üzeri 0,1 gerçek değerini hesap makinesinden hesaplayalım. E üzeri 0,1. Bunun gerçek değeri, tabi bu da bir yaklaşıktır, sonsuza kadar gidişatı vardır. 1,1015 0,9,1,8. 1,1,0,5,1,7,0,9,1,8. Bu bunun gerçek değeri. Şimdi biz yaklaşık değerin sonucunda oluşan hatanın 10 üzeri eksi 6'dan küçük olduğu İlk Taylor polinomunu arıyor. En az kaçıncı derece Taylor polinomu diyor. En az kaçıncı derece? Şimdi biz üçüncü derece Taylor polinomuna kadar gelip durduk. Bakalım üçüncü derece Taylor polinomundan hesaplayacağımız sonuç ne çıkacak? Buna gidip 0,1'i koyarsak. Çünkü fonksiyonda gidip fx'te e üzeri 0,1'i hesaplamak için x yerine 0,1 koyuyorum. Bu nedenle polinomda da x yerine getirip 0,1 koyacağız. Üçüncü derece Taylor polinomuna koyalım. Bakalım hata ne çıkacak? 1 artı 0,1 artı 0 parantez içinde yazalım. 0,1'in karesi kapatalım paranteziyi bölü 2 artı 0,1'in kübü bölü 6. Bunun yaklaşık sonucu 1,1051666667. Şimdi buradaki hatayı hesaplayalım. Bu yaklaşık değerimiz. Biz e üzeri 0,1'in sonucunu fonksiyonda 0,1 koyarak hesaplamak yerine Taylor polinomunda 0,1 koyarak hesapladık 3. derecede.
Yaklaşık değeri elde ettik. Peki hata ne bu? Gerçek değerden yaklaşık değeri çıkartacağız. Gerçek değerden yaklaşık değeri çıkartacağız. Bu bulduğumuz sonuç eksi diyelim. 1.05 1.07 0.918. Sonucumuz 0,000 hatanın yaklaşık değeri diyelim 0 2 4 5 4 2 5 böyle devam ediyor. Biz kaçtan küçük olmasını istiyorduk hatanın? 10 üzeri eksi 6'dan küçük olmasını istiyoruz yaklaşık hatanın. Sonucumuza bakarsak 10 üzeri eksi 6 nedir? 10 üzeri eksi 6 0,000001'dir. 3. Tamam. Şimdi burada 2, 4, 5. Buradaki bulduğumuz sonuç bundan daha büyük. 0,00001'den daha büyük bir sonuç bulduk. Yaklaşık hatamız 10 üzeri eksi 6'dan küçük olduğu ilk Taylor polinomunu arıyorduk. Aslında yaklaştık. Ama üçüncü derece Taylor polinomu 10 üzeri eksi 6'dan küçük hata çıkartan ilk Taylor polinom açılımı değil. Dördüncü dereceyi deneyeceğiz şimdi. Ama çok yakın. Dördüncü derece Taylor polinomunu yazalım. Buraya kadar aynı zaten. 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 6 artı. Buraya f'in dördüncü türevinde 0 gelecek. Dördüncü türevde 0 1 edecek zaten. Ne eklendiğini şuraya yazalım. F'in dördüncü türevinde 0 çarpı x üzeri 4 bölü aşağıda 4 faktöriyel olacak 24. Burasının sonucu 1 ettiği için dördüncü terimimiz de x üzeri 4 bölü 24 olarak geldi. Şimdi bundan yaklaşık değeri hesaplayıp kıyaslama yapacağız. Bunda gidip 0,1'i koyalım. 1 artı hesap makinesiyle hesaplayalım bunu. 1 artı 0,1 artı parantez içinde yazalım. 0,1'in karesi bölü 2 artı parantez içinde 0,1'in kübü bölü 6 artı parantez içinde yine 0,1'in dördüncü üstü bölü 24. Sonucumuz buradan elde ettiğimiz dördüncü derece Taylor polinomundan elde ettiğimiz yaklaşık sonuç 1,105517833. Şimdi gerçek değerle arasındaki farka bakalım. Burada hata ne çıkıyor? Hata. Gerçek değerden burada bulduğumuz yaklaşık değeri çıkartacağız. Yapalım. 1,05,1,07,0,918 eksi 1,05,1,07,0,833 0,00000024 10 üzeri eksi 8 demiş. Bir tane daha. 85 sonucunu bulduk. Bu çok açık bir şekilde 10 üzeri eksi 6'dan küçüktür. 0,00001'den küçüktür.
Buraya kadar olan tüm basamaklar zaten sıfır olarak geldi. Buradan görüleceği üzere en az kaçıncı derece Taylor polinomunda 10 üzeri eksi 6'dan küçük hata ilk kez gerçekleşir diye soruyordu bize soru. Dördüncü derece Taylor polinomu olarak cevabımızı veriyoruz. Dördüncü derece Taylor polinomu için polinomunda en az dördüncü derece Taylor polinomunda. Bundan sonraki bütün Taylor polinomlarında 5, 6, 7, 8, 9 hepsinde 10 üzeri eksi 6'dan daha küçük hata çıkacak. Ama en az dördüncü derece Taylor polinomu kullanmalıyız ki 10 üzeri eksi 6'dan daha küçük bir hata bulmuş olabilirim. Eğer ki bu da tutmasaydı, 10 üzeri eksi 6'dan küçük çıkmasaydı, 5. 6. 7. derece Taylor polinomlarını hızlı hızlı deneyip ilk kez bu hatayı bulmamız lazım. Bunun insancıl soruları yani çok fazla bizi ilerletmez. Bu çok ideal bir soruydu. 4. dereceye kadar denedik. Hadi 5, 6, 7 de ideal kabul edebiliriz. Oraya kadar hızlı hızlı denemek lazım. Bu şekilde deneyerek gidip kaçıncı derece Taylor polinomunda ilk kez bu hatadan küçük bir hata yakalıyoruz, ona bakmalıyız. Sorunun sorduğunu da okursak cevabın sadece vereceğimiz 4 değeri olduğunu anlamalıyız. En az kaçıncı derece Taylor polinomu için e üzeri 0,1'in yaklaşık değeri hesaplanmasında yaklaşık hata 10 üzeri eksi 6'dan küçük olur diyordu. En az kaçıncı derece Taylor polinomu? Dördüncü derece Taylor polinomudur cevabımız. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.